Merhaba. Önceki programlarımda dünyanın kısa ekonomi tarihi ve rakamlarının ardından Türkiye ekonomisini de yapısal olarak incelemiş ve bu program içinde Türkiye ekonomisini rakamlarla anlatmaya çalışacağımı söylemiştim. Elbette ister Türkiye ekonomisi ister dünya ekonomisi deyin, bu rakamlara 15 dakikanın içerisinde bu kadar bakıp anlatmak çok kolay değil. Her biri kendi çapında saatlerce üzerinde detaylı inceleme gerektiren datalar. Ama biz küçük bir dünya yaratarak 15 dakikalık bir programın içerisinde ekonomimizin genel yapısını birazcık da rakamlar bünyesinde aktarmaya çalışacağım. Ben anlatırken siz de bir yandan ekranda grafikleri zaten göreceksiniz. Bu rakamsal verilere doğal olarak gayri safi yurt içi hasıla dediğimiz büyüklüğü anlamak için önce bakacağız. Sonra kişilere göre bakacağız. Sonra yatırım, Ar-Ge harcamaları, büyüme, enflasyon, dış ticaret, sanayi üretimi, işsizlik, yoksulluk, tüketim, güven endeksi gibi birkaç rakama bakarak gideceğiz. Öncelikle 1998 ile 2009 arası nüfusu gayri safi yurt içi hasıla rakamlarına göre bir inceleyelim diyorum. 98 yılında 62 milyonluk nüfusumuz 271 milyar dolar gayri safi yurt içi hasıla üretimi yaparken 2007 yılında 70 milyon nüfusla 649 milyar dolar gayri safi yurt içi hasıla rakamına ulaşmış. Tepe noktayı yakaladığı gayri safi yurt içi hasıla da 2013 yılı 823 milyar dolara ulaşmış 76 milyonluk nüfusla. En son veri 2019 yılında 759 milyar dolarla 82 milyon nüfusa ulaşmış diyebiliriz. Peki bu gayri safi yurt içi hasılanın kişi başı dağılımı nasıl dersek? 1998 yılında 4.442 dolar olan rakam en yüksek seviyesine 2013 yılında ulaşmış 12.480 dolar ile 2019 yılında yeniden 9.120 dolara düşmüş. Peki ülkenin ekonomik büyüme grafiğine 1951'den itibaren baktığımızda görülen şey ciddi anlamda bir zikzak çizmesi, belirli bir trendi, aslında yükselen bir trend en azından yakalayamamış olduğunu görüyoruz. Keza 1953 yılı sonuna kadar düşen bir trendi yakalamış ve 1954'ten sonra yeniden yükselmeye başlamış. En kötü yıllarını gördüğü dönemler 1953, 1980, 1994. Bunları hatırlayın, konuşmuştuk. 1999, 2001 ve 2008 dünya kriziyle birlikte nihai olarak da 2013'e kadar olan bu grafikte yeniden düşüş trendine girdiğini görmekteyiz. Peki yatırımların gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı nasılmış dersek, burada kırmızı ile kamu yatırımlarını, mavi ile özel yatırımları ve bordo ile de toplam yatırımları görüyoruz. Gayri safi yurt içi hasıla içinde payı gördüğümüz üzere kamuda daha stabil ve %5'ler civarında bir ortalamada, %4,5-5'ler arasında giderken özelde %14 ile %26 arasında bir değişen, yükselen bir trend var. Tabii ki 2008 yılı yine dünya ekonomik krizinin döneminde düşmüş. Yani kısaca gayri safi yurt içi hasıla içerisinde yatırımlarımızın payı %31 ile toplamda 2018 yılını kapatmış. Gelelim Ar-Ge harcamasına. Ar-Ge harcaması dediğimiz araştırma geliştirme harcamaları, bildiğiniz üzere. Bu rakam dünya ortalamasında gelişmiş, özellikle de kuzey ülkelerinde %5'lere kadar tırmanırken, dünyanın ortalama gelişmiş ülkelerinde ise %2-2,5'lar civarındadır. Biz daha çok yeni %1'leri zorluyoruz. Görünen o ki burada da en büyük harcamamız yine personel, işçiliğin pahalı olduğu ülkemiz için personel yapılan yatırım harcamalarının içerisinde maalesef, Ar-Ge harcamalarının içerisinde maalesef güçlü oranda kalmış sabit yatırımın yerine. Peki merkezi yönetim bütçesinde kamu yatırımlarının payı ne diye bakarsak, burada da %7'ler, 8'ler gibi başlıyor 2006'da grafiğimizde.
%11,5'lara kadar yükselmiş ve 2018'de tekrar düşüş trendine girmiş. Gelelim burada büyüme oranlarına. Türkiye ile gelişmekte olan ekonomileri ve dünya ortalaması ile OECD ülkelerinin ortalamasını karşılaştırıyor. Türkiye burada bariz bir şekilde kırmızıyla özellikle göstermeye çalıştım burada. Kırmızıyla görünen hatta bakarsanız eğer özellikle 2008 yılından sonraki süreçte daha düz bir trend çizen gelişmekte olan ekonomiler yani bizim muadillerimiz dünya ortalaması ve OECD ortalamasına göre biz yine indi çıktılarda kalmışız ve 2017 sonrası da ciddi anlamda aşağı düşüş trendindeyiz. Gelelim hepimizin başının derdi olan enflasyon başlığına. Tüketici fiyat endeksi olarak bakıyoruz bu grafiğe. 2003 yılını 100 baz alarak bakıyoruz. 2005 yılında %7-8 ortalamalarında başlayan enflasyon sürecini gördüğünüz gibi 2018 özellikle Ağustos ayında yaşamış olduğumuz kur krizinin de etkisiyle yükselen fakat 2019'un ikinci yarısından itibaren de daha stabil fakat maalesef ikili hanelerin üzerinde olduğunu görüyoruz. Ardından önemli bir başlık da dış ticaret. Ne demiştik? Kalkınmanın içerisinde dış ticaret verilerinin özellikle ihracatın ithalattan büyük olmasını arzu ettiğimiz veriye bakalım. 1923 ile başlayalım mesela. 50 milyon dolarla başlayan ihracatımız bugün 170 milyar dolarları zorluyor. Fakat burada ihracatın büyümesi sevindirici olmakla birlikte ithalatın hani ithal ikame metoduyla ülke ekonomisinin yönetim sürecini anlatmıştık. Her ne kadar ihracata önem veriyor olsak da maalesef üretim hattında ithal mallar çok önemli olduğu için ithalatında yükseldiğini görüyoruz. Burada ihracatın ithalatı karşılama oranı dediğimiz rakamlar da tabii çok önemli. Bu grafiğe de bakacağız az sonra. 1923 ve 54 arasındaki ihracat ithalat rakamlarına baktığımızda ihracat mavi, ithalatı kırmızı bantta göreceksiniz burada. Özellikle ithalatın yüksek olduğu yıllar 1950 sonrasında daha önce daha makul bir yükseklik varken 55 sonrasındaki döneme baktığımızda özellikle 70'li yıllardan sonra ithalatın çok ciddi oranda yükseldiğini göreceğiz. 1981 ve 2007 aralığına baktığımızda yine 2000'li yıllara kadar daha makul ve mutedil geçen bir süreç. 2007'den sonra yine ithalatın arttığını, 2008 ile 2019 arası yani dünya küresel krizinin ardından ihracat ithalat rakamlarımıza baktığımızda her daim ithalatın yüksek olduğunu artan ihracat rakamlarına göre grafikte izleyebileceğiz. Peki bir de şöyle 1923 ile 2019 arasında ihracatın ithalatı karşılama oranına baktığımızda gördüğümüz üzere 1940'lı yılların sonuna doğru epey yüksek ve fakat ondan sonra oldukça düşük rakamlarda olduğunu sizler de grafikten görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim sanayi üretim endeksine. Tabii çok önemsediğimiz bir endeks. Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksine baktığımızda 2005 yılında %60'larda gördüğümüz sanayi üretim endeksi 2019'da %120'lere yaklaşan bir trendle bir artış eğilimi göstermiş diye görüyoruz. Elbette ekonomilerin en önemli başlıklarından olduğunu yine söylemiştim. İşsizlik oranına baktığımızda yine gelişmekte olan ülkelere göre, gelişmiş ülkelere göre hep yüksek seviyelerde olduğumuzu söyleyebiliriz. 2000'lerde %7'lerde olan işsizlik oranının 2008-2009'da %14'lere tırmandığı, sonra hafif bir düşüş sergilemiş olsa da yeniden bu 2018 Ağustos ayında yaşanan kur krizi, arkasından enflasyon, yükselen faiz oranları, düşen yatırım ve girişimler derken işsizlik yeniden yükselerek
14-15'lere doğru artmıştır. Tabii bu işsizlik rasyoları biliyorsunuz kayıtlı işsizlik üzerinden çalışıyor. Kayıtlarda işsiz olarak kendini göstermeyip bu başvuruları yapmayıp aslında işsizlerin hanesinde olan çok sayıda da Türkiye'de belirli bir yaşın yani iş gücü ortamında bulunan yaşın içinde olan vatandaşlarımızın da olduğunu söylemek lazım. Bunun yanı sıra genç işsizliğin %25'lerin üzerine %27'lere doğru yükseldiğini söylemeliyiz ki bu ciddi tehlike yaratan kısım aslında bir yandan da bu. Biz işsizlik kısmına özellikle bakarken istihdam tarafı da burada çok önemli. Bu yüzden istihdam demek, istihdamın artışı demek geleceğin yaşlanan nüfusunun emeklilik garantisi olduğunu düşünerek hem istihdamın yüksek hem işsizliğin düşük olduğunu söylemek lazım. Elbette tabii burada gelişmekte olan ülke, gelişen ülke sıfatında olduğumuz için fertlerin yoksulluk sınırları da çok önemli. Bu grafikte detaylı olarak 2002'den 2015 yılına kadar fertlerin yoksulluk oranına Türkiye geneli ya da kent ya da kırsal tanımında bakıp görmek mümkün. Bir iyileşmeden söz edebiliriz ama arzu edilen bu mudur dersek hayır. Tüketim harcaması tabii ülkemizde çok ciddi, özellikle 2000'li yıllardan sonra çok ciddi borçlanarak artan bir rasyo olduğu için tüketim harcamalarımızda bizim yine 2002'den 2018'e kadar olan grafiğe baktığımızda %27'lik kısmı konut ve kiranın, %26-27'ye yakın gıdanın, arkasından %8 ile ulaştırma, mobilya, lokanta grafikte tabloda çok rahatlıkla neye harcıyoruz, tüketimimizi neye yapıyoruz kısmını görebilmeniz mümkün. Son yıllarda yapılan, dünyada da yapılan önemli bir anket sonucu çıkan tüketici güven endeksi var. Bu da ekonomiye güveni gösteren önemli endekslerden birisi. Bu rakamların da genel ortalamasına baktığınızda bunun normalde %100'ün üzerinde olması beklenir ki Türkiye'de bu rakamlar çok henüz buralara ulaşmış durumda değil diyebiliriz. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik diyebilirim. Burada söylemek istediğim şey inşallah bu grafiklerden netice olarak herkese daha detaylı incelediğinizde Türkiye ekonomisinin yapısını rakamlarla anlayabileceğiniz bir boyut yaratabilmişimdir. Sürçülisan ettiysem affola. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi güzel bir sözle noktalamak istiyorum. Ekonomik kalkınma Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Mustafa Kemal Atatürk. Görüşmek üzere, hoşça kalın.